44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz işgal edilen toprakların geri alınmasının sevincini yaşıyordu. Bu hepimizin zaferiydi. Fakat Ermenistan bildiğiniz Ermenistan'dı. Ve bu hainliklerini ve korkaklıklarını hiç çekinmeden gösteriyorlardı. Ateşkese uyulmuyor, siviller hedef alınıyordu. Karabağ topraklarında bugün de dahil hala daha ateşkes ihlal edilip Azerbaycan askeri hedefe konuluyor. Ama Azerbaycan'dan beklenen açıklama geldi. Yeni gelişmelere hazır olun. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistanlı siyasileri daha akılcı ve daha sorumluluk sahibi olmaya çağırdığını belirterek, Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda Azerbaycan'a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attığını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığı veririz dedi. Bayramov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgeye ilişkin son durumu Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi. Bayramov, 44 günlük savaş sonrasında Azerbaycan'ın Karabağ zaferini belgeleyen 3 taraflı bildiriyi 10 Kasım 2020'de imzaladıklarını, Ocak 2021'de ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Moskova'daki üçlü görüşmede Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar sırasında kapanan ekonomi ve ulaşım yollarının yeniden açılması için ortak ikinci bildirinin imzalandığını hatırlattı. Ortak bildirilerin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi için bir yıldır çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bayramov, bildiride yer alan birçok madde yerine getirilmesine rağmen çözüme ulaştırılmayı bekleyen bir takım meseleler de hala çözüme kavuşturulmamış olarak bekliyor. Ama bu çözümü bekleyen bu sorunlara da pozitif ve yapıcı yaklaşıyoruz. Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması, uluslararası haklara ve hukuka uygun şekilde Azerbaycan'ın sınırlarında hakimiyet kurması, çözüme kavuşturulması geçmişten gelen Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığına da bir anlamda son verdi. Şu an içinde iki taraf arasındaki normalleşme sürecinden bahsetmek mümkün. Azerbaycan buna hazır. Cumhurbaşkanımız da iki ülke arasındaki barış ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın barış yolunda atılması gereken adımlar konusunda hazır olduğu mesajını verdi, diye konuştu. Bayramov, Ermenistan'la normalleşme sürecinin sağlıklı yürütülmesi için bazı mutlak kriterlerin olduğunu ifade ederek, barışın sağlanmasının en önemli koşulunun uluslararası hukuka uygun şekilde Azerbaycan toprak bütünlüğünün esas alınması olduğunu aktardı. Üçlü bildirinin tüm hususlarının uygulanmasının önemine değinen, bildiride yer alan ulaştırma koridorlarıyla ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirten Bayramov şunları anlattı. Bu konuda henüz somut bir işlem yapılmadı. Umuyoruz ki Ermenistan tarafı da bunu en kısa sürede anlayacak. Ortak bildiride imzası olan Ermenistan bu maddeleri uygulamakla sorumludur. Bu bildiri sadece Ermenistan'la Azerbaycan'ı ilgilendiren bir konu değil. Tüm bölgedeki ülkeleri ilgilendiren ve çıkarına uyan bir süreçtir. Biz bu konuda eminiz ve Ermenistan siyaseti de bunu anlayacaktır. İlişkilerin gelişmesi, normalleşmesi en önce Ermenistan hükümetinin, Ermenistan halkının çıkarınadır. 30 yıllık muasır tarihimize baktığımızda Ermenistan'ın bütün bu komşu devletlerin topraklarına yönelik işgalci siyasetinin ve toprak iddialarının kendilerine ne kadar büyük felaketler getirdiğinin neticesini görüyorlar ve görecekler. Eminim gelecekte bunların bir daha tekrarlanmaması için doğru sonuçlar çıkaracaklardır. Ermenistan'ın son dönemde Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Bayramov, Cumhurbaşkanı Aliyev'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede istikrarın ve gelişmenin sağlanması yönündeki yapıcı mesajlarını hatırlattı. Bayramov şöyle devam etti. İki liderin bu mesajları son derece önemli. Barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik bu mesajlara, Ermenistan'ın nasıl tepki vereceği, hangi yolu seçeceği tamamen Erivan yönetimine kalmış bir karar. Bu artık Ermenistan siyasetinin sorumluluğunda olan bir konu. Umuyoruz ki bu düzgün bir seçim olsun. Maalesef Yunanistan'ın rövanşist açıklamalarına hala şahit oluyoruz. Hala toprak iddialarına yönelik açıklamalarını duyuyoruz. Bunlar çok tehlikeli açıklamalar. Ermenistanlı siyasileri daha akılcı, daha sorumluluk sahibi gibi davranmaya çağırıyoruz. Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda Azerbaycan'a yönelik
herhangi bir tehlikeli bir adım attığını sezersek, hiç tereddüt etmeden gereken karşılığı veririz. Bizim tercihimiz bölgede huzur, barış ve güvenliğin sağlanmasıdır. Bayramov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının öncülüğünde bir mekanizma oluşturulduğunu, komisyonun yaklaşık 10 aydır ulaşım ve nakliye konusunda çalışmalarını yürüttüğü bilgisini paylaştı. Yol ve nakliye çalışmaları için uzmanların bölgeye geldiğini, arazi koşullarını incelediğini anlatan Bayramov şunları kaydetti. Yalnız şu konuyu da belirtmek isterim. Ermenistan'ın bu konu aleyhine açıklamalarına, çelişkili eylemlerine rağmen komisyon şimdiye kadar çok büyük ilerleme sağladı. Biz yapılan sözleşmenin tam olarak uygulanması konusunda son derece olumlu yaklaşıyoruz. Bu bağlamda Zengezur Koridoru'nun açılması da çok önemli. Üçlü bildiriye göre Azerbaycan'ın batısıyla Nahçıvan arasındaki yol açılacak. Bu aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan bir bağlantı sağlanması demektir. Bu da ülkelerimiz açısından çok önemli. Bu yolun açılmasıyla Türkiye ve Azerbaycan ilave avantajlar elde edecek. Türkiye üstünden Avrupa pazarına ulaşma imkanımız olacak. Aynı şekilde Türkiye'de Azerbaycan üstünden Orta Asya'ya ulaşma imkanı bulacak ve bu da Türkiye'ye yeni fırsatlar doğuracaktır. Hem Ermenistan hem diğer bölge ülkelerinin avantajlarına olan bir projedir. Ermenistan'ın da bunu anlayarak çok yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz. Bayramov, Nahçıvan'la Azerbaycan'ın ana karası arasında bağlantı kuracak Zengezur Koridoru'nun açılmasına yönelik sağ çalışmalarıyla ilgili şunları anlattı. Çalışmalar başlamıştır. Demir ve karayollarının düzenlenmesi bir şekilde gerekiyor artık. Sovyetler Birliği döneminden kalan karayolları mevcuttu. Ancak Azerbaycan topraklarının Ermenistanca işgal edilmesinden sonra hem işgal altındaki bölgede kalan yol tamamen tahrip edilmiş, hem Ermenistan'da kalan parçası da aynı şekilde tahrip olmuş. Bu bir yıl içinde Azerbaycan kendi bölümünde kalan yolun düzenlenmesini başlatmıştır. Bu üçlü bildirinin tüm maddeleri uygulanırsa işin sadece küçük bir bölümü kalacaktır. Bunun uygulanması da çok uzun bir zaman almayacaktır. Dolayısıyla koridorun açılacağına dair özel bir gün söylemem zor ama çalışmalar devam ediyor. Bayramov son günlerde Ermenistan'dan Azerbaycan askerlerine ve sivillere yönelik provokatif saldırılar düzenlendiğini, sınır ihlalleri gelmeye başladığını belirterek Ermenistan'ın tüm bu provokasyonlarının sonuçsuz kalacağını ifade etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bu saldırılara yanıt verildiğini dile getiren Bayramov şöyle devam etti. İki devletin bağımsızlığını elde etmesinin üstünden 30 yıl geçti. 30 yıl içinde bu iki ülke arasında sınırların belirlenmemesi normal bir durum değildir. Bunun sebepleri belli. Uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından yürütülen işgalci siyasettir. Ancak Azerbaycan 30 yıldır işgal altında olan topraklarını geri almıştır. Azerbaycan topraklarını geri aldıktan sonra uluslararası sınırlarını belirlemiştir ve bu da yeni bir imkan oluşturmuştur. Bu sınırları uluslararası hukuka uygun olarak belirlemenin zamanı gelmiştir. Vatan muharebesinin sonucunda Azerbaycan 397,7 kilometreyi kapsayan sınırlarından Ermenistan'ı çıkarmıştır. Aynı şekilde 130 kilometre Azerbaycan-İran sınırını kontrol altına almıştır. Bu topraklar işgalciler tarafından daha önce işgal edilmişti. Bu sınır sorununun halledilmesi için Ermenistan'la Azerbaycan arasında ortak komisyon kurması ve sınırları tanımlama sürecinin başlaması lazım. Uluslararası sınırlara saygı esasına dayalı bir biçimde bu süreci başlatmak gerekiyor. Sürecin başlamasıyla bu gerginlik de sanırım son bulur. Bayramov, 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda istediği gibi davranan ve uluslararası hukuku yok sayan Ermenistan'ın yeni realiteyi kabul etmede zorlandığını söyledi. Ermenistan yeni realiteyi ne kadar hızlı kabullenirse kendisi için iyi olur, diyen Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik hak iddialarından bir an önce vazgeçmesi ve komşularına saygılı olması gerektiğinin altını çizdi. Bayramov şu ifadeleri kullandı. Ermenistan bu yöndeki diyalog çağrılarını kabul etmek zorunda. Ermenistan tarafı bunu ne kadar erken anlarsa, yeni diyalogları kabul ederse ve komşularına karşı saygıyla davranırsa, sınırları kabul ederse, komşu devletlerin topraklarında hak iddia etmezse o zaman sorun çözülür.
21. yüzyılda bu tarz bir politika izlemek hiçbir devlete hayır getirmez. Kendi 30 yıllık işgalci siyasetlerine baksalar, Ermenistan hükümeti ve halkı için nelere sebep olduklarını, hangi ağır sonuçları doğurduğunu görecekler. İnanıyoruz ki bu konuyla ilgili doğru sonuçlar çıkarırlar, daha mantıklı davranış sergilerler. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bölgeye olumlu yansımalarını ve eski adı Türk Konseyi olan Türk Devletleri Teşkilatı ile değerlendirmelerde de bulunan Bayramov şunları aktardı. Tarihi bir kararla Türk Konseyi'nin adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdik. Bu teşkilata hem bölge ülkelerinin hem de diğer ülkelerin ilgisinin çok arttığını görüyoruz. Ayrıca teşkilata gözlemci üye olarak katılmak isteyen devletlerin de sayısı giderek artmaktadır. Bunun birçok sebebi var. En önemli ve ilk sebebi Türkiye'nin artan nüfuzu. Uyguladığı çok başarılı ve ilkeli dış politikadır. Bu dünya çapında önemli bir faktör ve bunu tüm dünya kabul etmektedir. Türk dünyasındaki ülkelerin yakınlaşması, daha samimi münasebetlerin kurulması, hatta tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli. Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki Türkiye-Azerbaycan ilişkileri Türk devletleri dahil tüm dünya için bir örnek niteliğindedir. Dünyada aynı dile, aynı tarihe, aynı kültüre bağlı devletler çoktur. Ama Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri seviyesinde olan ikinci bir örnek yoktur ve böyle bir örnek gösterilmez. Biz bunu zaten biliyorduk ama Azerbaycan'ın vatan muharebesinde Türkiye'nin desteği bunun ispatı oldu. Dolayısıyla bir millet iki devlet sözünün sadece bir söylemden ibaret olmadığı da çok net bir şekilde anlaşıldı ve tüm dünyada bunu gördü, şahit oldu. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir, bildirimleri açabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.